Sayın seyirciler, işte kime sorsak herkes kendi tarafından bakıyor. Pazarcı diyor ki ben çok yüksek karla satmıyorum ürünü, markette bu kadar, bizde bu kadar diyor. İşte alıcı tarafından bakarsak o fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyor. Az önce gördük, havucun kilosu 5 lira diyor bir tüketici. Salatalığın kilosu 7 lira diyor. Üstelik çok da lezzetli olmadığını belirterek bunu söylüyor. Ve o da dertli. Tarlaya gitsek oradaki üretici dertli, ziraatçı çok dertli. Onun girdi maliyetleri çok yüksek. Hava muhalefeti etkiliyor üretimini. İşte dün Antalya'yı, seraları fırtına vurdu mesela Serik bölgesinde. Üretimin yoğun olduğu bir yer. Market sahipleriyle konuşsak onlar çok yüksek kar marjlarıyla satmadıklarını söylüyorlar. Bir yerde bir sorun var. Birileri para kazanıyor, birileri fiyatı yükseltiyor ama bu sorunun kim olduğunu sanırım çok fazla belirleyemiyoruz ve nokta atışı yapamıyoruz. Bazı müdahaleler var. Bunlar elbette gerekli çünkü marketler, o büyük zincir marketlerin insafına kalırsa fiyat artışları çok fahiş fiyatlar görülebiliyor. Ama tabii ne kadar yeterli oluyor devletin denetimleri ve ne kadar daha sürecek, bu durumda bir fırsatçılık meselesi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ifadeyi kullanmıştı. Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz demişti. Yani biraz da oradaki zihniyetin, aşırı kar hırsının değişmesi gerekiyor. Şimdi Fehmi Bey stüdyomuzda, az önce anons etmiştim. Türkiye Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz. Onunla birlikte bütün bu konuları konuşacağız. Hepimizi etkiliyor çünkü hem tarımı, tarımcıyı, çiftçiyi etkiliyor. Hem üreticiyi, hem aracıyı, hem halciyi, hem tüketiciyi, hem de market sahiplerini, hem de siyaseti etkiliyor bu mesele. Sorular varsa bizimle paylaşabilirsiniz Twitter'dan, Nebi Özdemir adresinden ve de WhatsApp numaramızdan. Sayın Kiraz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Nebi Bey. Çok teşekkürler. Türk halkına da saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Şimdi röportajdan başlayalım istiyorum. Ne dersiniz? Genel bir değerlendirme. Az önce bu arada Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıklaması vardı. Depolarda olan soğan patatesle ilgili orada file çok fazla. Üreticimize destek verilmesi lazım. Bekleyecek gücü kalmadı demişti ama pazardan başlamak istiyorum. Şimdi soğuk etkili bir yandan. Hava koşulları oldukça etkili oluyor. Girdi maliyetleri yüksek. İşte havucun kilosu 5 lira diyor bir tüketici. Salatalık keza 7 lira ama bu tarlaya gittiğimizde 2 liraya kadar düşebiliyor. Genel bir değerlendirmeye başlayalım. Sonra soracağım sorular var. Çok teşekkür ederim. Bu birkaç yıldan beri gıda fiyatlarında artış vardı Nebi Bey. Bu çiftçi kaynaklı değil ama. Yani bunu çiftçi kaynaklı dersek yanlış olur. Bu bizim sistemi kurgulayamamayla ilgili alakalı bir olay aslında. Aradaki aracıların, şimdi 1 liraya domatesi satıyor üretici, 7 liraya, 8 liraya marketten tüketici alıyor. Arada 7 liralık fark var. Evet, çok fazla. 7 liralık fark 2-3 kişiden, 3-4 kişiden geçerken o 7 liralık fark oluşuyor. Şimdi düşünün, şöyle şey yapalım. Bir ton, 1 lira, 1000 liradan şeye çıkmış, üreticiden çıkmış ama tüketici onu 7000 liraya alıyor. Aradaki 6000 liralık fark, hadi 1000 lira taşıma bilmem ne maliyet olsun, depolama şudur budur. Aradaki 5000 liralık farkı haksız bir şekilde, evet 1000 lira kazansınlar, 1500 lira kazansınlar ama o bir tonluk o 5000 liralık farkı haksız bir şekilde kazanan birileri var. Birileri var. İşte bu da sistemi kurgulayamamayla ilgili alakalı bir olay. Şimdi somutlaştıralım. Antalya'da domates çiftçisi Antalya haline götürüyor. 1 liraya satıyor domatesini. Antalya halindeki halci diyor ki ben diyor %15-20 koyuyorum diyor. Onu da denetleyelim. %15-20 mi koyuyor acaba? %15-20 mi koyuyor onu da denetleyelim. Onlar fazla koymadıklarını söylüyorlar. Öyle söylüyorlar ama bir denetleyelim. Denetleyelim ya lütfen denetleyelim. Kazanan birileri var. Var kazanan birileri var tabii ki. Şimdi o halci
Ankara'dan, İstanbul'dan bir aracı gidiyor. Atıyorum 100 kamyon domates alıyor. 100 kamyon domates alıyor. Halbuki hadi 1 liradan üreticiden aldığını 1,5 liraya satsın. Şeye geldiğinde bu 5 lira oluyor. İstanbul'a ya da Ankara'ya geldiğinde 4,5-5 lira oluyor. Pazarcıya intikal ettiği zaman o da %30-40 şeyini koyuyor. Tabii ki. Fiyat farkını koyuyor. Demek ki burada aradaki o Antalya'dan İstanbul'a getiren, Antalya'dan Ankara'ya getiren aracılar çok daha fazla kazanıyor. Bir de işin madalyonun bir de diğer tarafı da var. Büyük marketler, bu zincir marketler sayısı işte 3 tane her sokakta olan zincir marketler, bunu geçen programda dile getirmiştik hatırlarsanız Nebi Bey. Türkiye'de ilk bu kanalda ben dile getiriyorum demiştim hatırlarsanız. Bundan sonra da devamlı duyacağız demiştim. Ticaret Bakanlığı hemen harekete geçti. Bu market sayısının artmamasıyla ilgili, daha fazla artmamasıyla ilgili, köylerde kurulmaması, efendim birbirine uzaklığının belli bir mesafede olması, bakkal, manav ya da kasaplara belli bir mesafede olma zorunluluğu gibi bir taslak çalışma yürütüyor şu anda. Bu 30 bine yaklaşan bu 3 tane, 3 marka zincir market Türkiye'nin belirleyicisi oldu. Türkiye gıda fiyatlarının belirleyicisi oldu. Bir gidiyor, 5000 ton domatesi birden alıyor. 5000 ton domatesi Antalya'da veya Adana'da, Mersin'de, Hal'de, komisyoncularda üreticinin 1 liraya sattığını 1,25 ya da 1,5 liradan alıyor, getiriyor, bütün marketlerine dağıtıyor. 5 liradan, 6 liradan, 7 liradan satıyor. Ya bunu görelim artık. Buna bir düzenleme getirelim. Allah aşkına şöyle bir şeyimiz var, önerim var Nebi Bey. Ne kadar şey çıktıysa hepsi belli zaten. Kaç ton ürün çıktıysa. Ürün çıktıysa belli. Buna parti numarası verelim. Bu da veriliyor zaten. O parti numarası kaça alınmış? Ne kadar masrafı var? Nakliye masrafı. Depolama masrafı hadi ne kadar? O da hesaplansın. Belli bir makul fiyat farkı koyulsun. %15-20-25 kazancını koysun. Hı hı. Öyle satsın. Bunu izleyebilecek o parti numarasından son çıkışa kadar, nihai tüketici alana kadar bunu izleyebilecek sistem var. Ya da hemen kuralım, ben biliyorum sistem var. Onunla ilgili birimler oluşturulsun Ticaret Bakanlığı tarafından. Ya Allah aşkına bu 1 liralık üreticiden çıkan mal nasıl 7 liraya geliyor? 84 milyon insan 7 liradan tüketiyor. Aradaki o fahiş fiyatı kim artırıyor? Hepsi belli olacak. Hepsi ortaya çıkacak. O parti malı izlendiği zaman. Bu sadece domatesle değil, efendim salatalıkla da, diğer yeşilliklerde de. Az önce Leyla Hanım röportaj yapıyordu. Yani avokado bir tanesi 17-18 lira. Bir tanesi 17-18 lira. Hadi o böyle. Hani şey tropikal bir meyve. Tropikal ama onu... şeyde yetiştiriyoruz biz. Var var. Gazipaşa'da, Alanya'da, Anamur'da bilmem nerede yetiştiriyoruz. Doğru ama hani onu ayrı tutabiliriz. Fakat diğer işte salatalıktır, ya, domatestir. Evet, evet, bunlar çok bakliyat, yüksek. Bakliyat. Ha bakliyat bir, evet. Ya pirinci, mercimeği, nohutu, kuru fasulyesi 14-15 lira. Doğru. 14-15 lira. Ne oldu Allah aşkına ne oldu? Bulgur çıkmış 6-7-8 liraya. 1,5 liradan buğdayı satan üretici. Bu kırıyorsun değirmende bulgur yapıyorsun Allah aşkına. Veya fabrikada bunu kırıyorsun. Tamam işlemleri var. Kırıyorsun, bulgur yapıyorsun, paketliyorsun, satıyorsun. 3 katına artmak zorunda mı? 4 katına artmak zorunda mı bu? Bunların hepsinin bu pandemiyi fırsat bildi. Bu bir ahlaksızlık. Özür dileyerek sizden ve izleyicilerimizden, Türk halkından. Ahlaksızlık bu. Fransa hükümeti, hiç sevmem, Fransa hükümeti bu pandemi döneminde özellikle marketlerdeki gıda firmalarına baskı yaparak gıda fiyatlarının azalmasıyla ilgili çalışma yaptı ve azalttı.
Çünkü neden? İnsanlar çalışamıyor. Gelirleri azaldı. Pandemide dışarıya çıkamıyor. İşine gidemiyor. Esnafı açamıyor. Lokantacısı dükkanını açamıyor. Efendim diğer kendi serbest meslek yapanlar o işlevini, fonksiyonunu yerine getiremiyor pandemiden dolayı. İnsanlar sokağa çıkmıyor. Bunu başka Avrupa ülkeleri gıda fiyatlarını daha da düşürücü tedbir alırken bizim de almamız lazım. Evet, alınmaya çalışılıyor ama yeterli şey yok, çalışma yok. Demin dediğim gibi bir izleme grubu, izleme birimi oluşturulmalı o parti numaraları üzerinden ve cezalandırılmalı. Gerekirse kanun da değiştirilmeli, büyük cezalara çarptırılmalı. Şimdi Amerika Çin firmasına bilmem kaç milyar dolar şey veriyor, ceza veriyor. Verin Allah aşkına şu üç tane markete veya diğer kim yapıyorsa bunları milyonlarca, milyarlarca lira ceza verin ki akılları başlarına gelsin. Bu 84 milyon insanı bu pandemi döneminde kandırmasınlar maalesef. Bu çok çok önemli bir olay. Üretici yok pahasına, çiftçi yok pahasına gerçekten üretiyor. Yok pahasına. Yani doğru, kazanamıyor. Doğru. Kazanamıyor. %5-10 kazancı bile yok. O da bir dolu molu yazdığı zaman çok özür dilerim. veya girdileri artıyor. Gübre az önce dün Cumhurbaşkanı iki katına çıkarttı gübrede desteği. Kaç defa söyledik değil mi bu programlarda biz bunu? Gübre fiyatı %7-8'ini bile karşılamıyor. Hı-hı. Maliyetin %7-8'ini bile karşılamıyor. Allah aşkına bunu artıralım. Gübre fiyatı üre 1.6 liradan 3 liralara çıktı. %80-90 %100 artış fiyat var. Artışı oldu. Geçen programda bahsettik. 1 liralık patateste 30 kuruşluk şey var. 1 liralık patates maliyetinde 30 kuruşluk gübre miktarı var. O 30 kuruşluk gübre miktarı iki katına çıkınca fiyatlar 60 kuruş olunca ne yapacak üretici? 1.3 liraya çıkartmak zorunda kalacak. Çünkü zarar edecek. Hı hı. Kimse zarar edeceği işi yapmaz Nebi Bey. Doğru. Yapmaz. Doğru. Bundan dolayı da üretici kazanamıyor burada. Özellikle onu belirtelim. Ama aradaki aracılar ve bu trust olmuş, tekel olmuş, monopol olmuş satıcılar büyük market zincirleri, onlar bu fiyatları şişiren onlar. Bu başka yerde aramaya gerek yok. Olayın çok, yani bu fiyat artışlarının çok yönlü tarafları var. Şimdi çiftçi tarafı var, market tarafı var, tüketici tarafı var, komisyoncu tarafı var, harcı tarafı var. Kiminle konuşsak herkes kendi açısından dertli. Şimdi çiftçiyle özür dilerim. Herkes diyor ki ben artırmıyorum diyor. Kim artırıyor? Ben mi artırıyorum? Evet. Yani Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak ben mi artırıyorum? Tabii ki. Tespiti doğru yapmak gerekiyor. Bence denetimler yaparken de biraz böyle eksiklik yapabiliyoruz sanki. Çünkü hani kim fiyatı artırıyor peki? Çiftçi dertli. Halciye gidiyoruz. Halciler de diyorlar ki biz o kadar para kazanmıyoruz. Aldığımız oranlar belli. Bunun fazlasını eklemiyoruz diyor. Tedarikçiye baktığımızda o da kendi açısından kendi haklarını savunan bir konuşma yapıyor. Pazarcı ile konuşuyoruz. Pazarcı keza öyle. Tüketici tarafından tüketici hep dertli zaten. Onun alım gücü hep düşüyor. Tespiti galiba çok doğru yapmak ve kim nerede fiyat artışı yapıyorsa bunu belirlemek lazım. Bahsettiğiniz o fiyatların takibi gerekiyor, izlenmesi gerekiyor. Bir de denetimler, cezalar var ama yeterli değil sanki. Caydırıcı olmuyor cezalar. Verin o zincir marketlere. Eğer yakalarsanız fiyat artışında 1 milyar lira cezayı yapabiliyor mu bundan sonra göreceğiz. Evet doğru. Sayın Kiraz şu patates soğan meselesi var. Bunu anlamak için bir kez de sizinle konuşalım Şemsi Bayraktar. Üreticimizin bekleyecek gücü kalmadı diyor. Patatese ve soğanda depolama durumu nedir? Bu her yıl olan bir şey midir? Fire sürekli verilir mi patatese soğanda? Şimdi bizim patates, soğan gibi ürünler depolanan ürünler. Şöyle rakamı şey yapıyorum. 5 milyon ton patates hasat edildi diyelim. Bunun büyük kısmı hani Adana'da Mayıs'ta Nisan'da başlıyor da patates hasadı. Büyük kısmı
Eylül, Ekim'de İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da gerçekleşiyor bu patates hasadının. Afyon, Nevşehir, Niğde, Konya gibi, Sivas gibi illerde. Birdenbire piyasaya süremezsiniz 5 milyon tonu. Tabii. Kim depolayacak? Bunu mecburen üretici depolayacak. Üretici depolayacak ki bu şeylik değil. Hani birkaç sene önce gıda teröristi diye böyle gittiler depoları falan bastılar ya. Depolanması gereken ürünler bunlar çünkü. Yani üretici patates ve soğanı saklamıyor. Aynen. Limon da aynı mesela. Limon hasat edersiniz. Depolarda bekletirsiniz. Peyderpey sürersiniz. İhtiyaç oldukça sürersiniz. Kimse almaz. 5 milyon tonu o zincir marketler de almaz. Şey de almaz. Onların depolama tabii, şeyi yok. Tabii. Ondan dolayı üretici depolayarak bunları peyderpey satıyor. Eylül ayından ta ki Mayıs ayına kadar ne kadar ihtiyaç varsa, ne kadar tüccar gelip istiyorsa ona göre mesela 100 ton patatesi varsa 5 ton 5 ton, 10 ton 10 ton aylık, 15 ton 15 ton satış yapıyor. Bu fiyat spekülatörlüğü değil. Bu birdenbire satamadığından dolayı olan, gerçekleşen bir olay. Normal, doğal bir olay bu. Tabii depolamada bir pire meydana geliyor. Püre meydana geliyor. Genel manasıyla püreyi biz %5 ile 20 arası, yani çürümeler oluyor efendim, başka şey oluyor, sıkıntılar oluyor. O püreler gerçekleşiyor. O %10 diyelim ortalama, %10 kayboluyor şeyin, çiftçinin, üreticinin, o depolayan kişinin. O %10 kaybı da zaten %10-15 kazanabilen üretici, üretici %10-15 kazanabiliyor. Neredeyse o kazancını da yok edecek bir durum. Ya bununla ilgili bir destekleme politikası geliştirilebilir. Ürününü depolayanlar, lisanslı depoculuk falan var. Hı hı. Ürününü depolayanlara belli bir miktar o firesini giderici bir şey yapılabilir. Destekleme argümanı oluşturulabilir. Bu normal olan bir olay, depolama. Doğanın kanununa uygun fire olayı, çürüme olayı. Bu mağduriyeti gidermede insanoğlunun, yönetenlerin elinde. Yani destekleme yaparak bunu şey yapabiliriz, giderebiliriz. Peki bunun başka bir yöntemi var mıdır mesela bu depolamada? Üretim planlanabilir mi? Çünkü şöyle bir durum da oluyor Türkiye'de. Bir yıl ürünün fiyatı pahalıysa o ürün daha çok ekiliyor ama diğer yıl ürün fazla olduğu için, arz fazla olduğu için fiyatta bir düşüş oluyor. Bu da bazen depolarda problem yaratıyor. O fireleri de artırabiliyor. Tabii. Başka bir çözüm var mı? Başka çözüm var. Bizim Tarım Bakanlığı zaten bununla ilgili çalışıyor ama çok fazla bir yol alamadık henüz. Havza bazlı destekleme modeli. Her ürünün en iyi yetiştiği, ekolojisinde yetiştiği havzalarda, yerlerde o ürünlere destek vermek. Mesela atıyorum Ankara'nın Bala, Haymana, Gölbaşı ilçesinde soğan, patatesi, buğdayı, efendim diğer şeyleri desteklerken Beypazarı'nda, Nallıhan'da havuçu bilmem neyi destekleyeceksiniz gibi. Bölgesel türler bunlar desteklenecek. Ona göre havuç miktarı üretimi azalırsa, şeye yetmezse, tüketicinin talebine yetmezse, o zaman bunu şematize olarak anlatıyorum. Haymana'yı da açacaksınız gibi. Şimdi Beypazarı'nda bir dekara diyelim ki atıyorum 5 ton alırken patatesi, Haymana'da 4 ton alıyor. 4 ton alıyor. Şimdi 5 ton alanı mı desteklersiniz ve daha kaliteli? 4 ton alanı mı? Önce 5 ton alanı desteklerim. Ama oradaki miktar, havuç miktarı yetmiyorsa artık Türkiye'ye, bunu sadece şematize, sadece havuç şeyde yetişmiyor. Beypazarı'nda, Konya Ereğli'de de yetişiyor, diğer yerlerde de yetişiyor. Beypazarı'ndaki havuç miktarı yetmiyorsa Türkiye'ye, o zaman yan ilçelere de, yan illere de açarım. Bunun gibi yani tam ekolojisinde yetişen ürünlere destek vererek, ne kadar talep var,
ona göre arz yaratarak, o arzı yaratacak olan da destekleme argümanlarıyla, destekleme miktarlarıyla, o havza ürün destekleme modeliyle Tarım Bakanlığı'dır. Tarım Bakanlığı'dır. Bunu bu şekilde yapabiliriz ama depolanan ürünlerde şeye göre bakliyat olsun, patates olsun, soğan olsun. Patates ve soğan da yıllardan beri var. Ben öğrenciyken 90'lı yıllarda o zamanlar bu sene soğan yılı hocalarımız derdi. Soğan çiftçisi zengin oldu. Ama 3 sene soğan çiftçisi yerlerde sürünüyordu fiyat anlamında. Böyle 3-4 senede bir böyle şey yapıyordu. Fiyatlar yüksek olunca ertesi sene hurra bütün üreticiler soğana yöneliyor. Evet işte tam bahsettiğim. Bütün üreticiler patatese yöneliyor. Bu kez fiyat düşüyor. Bunu yapmamak lazım. Tabii tarlasına ne ekeceğine biz karar veremeyiz. Tarım Bakanlığı karar veremez. Ama ne üreteceğini yönlendirebilir desteklerle. Bunu yapabilmeliyiz. Yoksa diğer türlü sürekli plansızlık ya şöyle oluyor. İşte bahsettiğimiz gibi fiyatlar bir yıl düşüyor, diğer yıl pahalanıyor. Mesela bu yıl karnabahar ve brokoli fiyatları çok ucuz. Geçen yıl yüksekti. Aynen. Bu yıl domates fiyatları ucuz. Önümüzdeki yıl belki fazla olacak. Aynen. Sarımsak fiyatları keza. Aynen, aynen. Şimdi öyle bir sistem kurmalıyız ki yani maalesef bunu daha şey yapamadık. Mesela diyelim ki sütte fazlalık var. Süt tozu yaparım ben onu. Fazlalığı alırım, süt tozu yaparım. Onu birkaç yıl içerisinde tekrar kullanabilirim. Pastacılıkta, şurada, doğru, burada. Doğru, doğru. Yurt dışına satabilirim. Efendim, hiç olmadı. Suriye'deki, Irak'taki, efendim, bizim Karabağ'daki Türkmenlere gönderirim gibi. Yani değerlendirilebilir fazla. Değerlendirilebilir. Şeyde, bu karnabahardır, diğer şeylerdir. Veya diğer konserve yapılacak ürünlerdir. Konserve yaparım. Konserveciliğe o yıl bir miktar destek açıklarım gibi. İlla ki biz üreticiye ya üreticiyi destekleyeceğiz. O şart. O Allah'ın emri. Desteklemezsek olmaz. Bütün dünya destekliyor çünkü. Bütün dünyanın desteklediğinin ancak dörtte birini, beşte birini destekliyoruz biz zaten. Evet. Ama bazen de nihai ürünleri planlamak için nihai tüketiciyi de desteklemek lazım. Örnek vereceğim. Bazen de tarımsal sanayiciyi de bazı yıllar, her yıl değil ama fazlalık varsa. Bahsettiğiniz gibi fazla ürün olursa onları üretmesi, dönüştürmesi atıyorum, açısından. Kutu fiyatını sadece, konserve kutu fiyatını destekleyin atıyorum gibi. Böyle şeyler yapılabilir. Şeyde de nihai tüketicide de mesela İyi tarım ve organik tarım ürünleri alanlara şey üzerinden %10 daha indirim yaparım. O %10'u da devlet olarak ben desteklerim gibi yönlendirebilirim. Hı hı. Bu gibi veya diğer ürünlerde yapabilirim. Zaman zaman yapabilirim. Atıyorum yani bir üründe yine fazlalık varsa o ürünü alanlara, o ürünü daha fazla yiyenlere bir %10 destek verebilirim. Yapabilirim. Bunların hepsi kafa işi, yapılabilecek işler. Bunların hepsi planlama işi. Bunların hepsi politika işi. Bunlar yapılabilecek olaylar. Yani ülkeyi yönetme anlamında her şekilde biz bu tarımı yönetebilecek zihinlere sahibiz. Bunu yapabiliriz. Sadece sistemi kurmak, mevzuat, denetim ve caydırıcılığı şey yapmak, sağlamak. Çok doğru. Hı hı. Mesela o bahsettiğiniz hani tarım ürünlerinin olduğu yerlerdeki fabrikasyonlar, fabrikasyon çalışmaları, fabrikaların bende daha çok olması görüşteyim. Mesela tabii, işte tabii. Üretici için daha çok işe yarayacaktır. Ürünler işte tarlada kalmayacak, daha dönüşecek, ithalatı yapılacak, ihracatı yapılacaktır ve daha çok para kazandıracaktır. Tabii. Burada da bir problem oluyor zaten. Bir markalaşma sorunu oluyor. Tabii, mesela tabii. Ürünlerimiz o kadar kaliteli ama bunları markaya dönüştürüp dünyaya tanıtamıyoruz. İşte bir çikitamuz oldukça çikitamuz. Meşhur. Bizim evet. Muzumuz. Evet. İspanyol zeytinyağı markaları. İtalyan zeytinyağı markaları. Her yer zeytin bahçesi. Her yer bizim zeytinyağımız onlardan daha iyi.
Ama onu yapamıyoruz. İşte markalaştırmada biraz şeylerimiz var, sıkıntılarımız var. Ya evet, fındıkta mesela Türk fındığı. Zaten fındığın %70-75'ini biz yetiştiriyoruz dünyada. Kayısı. Zaten ekolojisi de burada. Türk kayısısı geleneksel olmuş ve başka yerde çok fazla yok zaten. Bunun gibi şeylerde, bazı şeylerde markalarımız var ama onu da işleyip satamıyoruz. Sıkıntımız bu. Bizim İspanya, İtalya mesela zeytinyağı örneği yine vereyim. 10 liralık zeytinyağını atıyorum, 100 liraya satıyor, 300 liraya satıyor. Neymiş efendim, şu markaymış, bu markaymış. Yine bir örnek vereyim. Ben yakınen şey yapıyorum, marka vermeyeyim. Dünyaca ünlü eşofman markaları, eşofman. Ben Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta fason üreticileri tarafından ürettiriyorlar. Tabii, sadece markayı yapıştırıp satıyor. Almanya'daki, evet, İngiltere'deki marka vermiyorum ama en ünlü akıllarına gelen markalar. Yaptıkları 30 lira, 40 lira maliyet. Sattıkları 700-800 lira, 1000 lira, 1500 lira. İşte marka olayı bu. Halbuki maliyeti 30 lira, 40 lira, 50 lira. Hı hı. O eşofmanın. Biliyorum ya, ben bunu yakından biliyorum, memleketimden biliyorum. Bunun gibi isim yaptırarak, ya efendim, Türk fındığı, yararları şunlardır, şunlardır, şunlardır. Fındığın püresini yap, fındığın ezmesini yap. Efendim şu sağla, İtalyanlar bunu yapıyor, İspanyollar bunu yapıyor, diğer ülkeler bunu yapıyor. Sağla gerçekten çıkart onları. Sağla kalbe şu faydası vardır, kalp krizini şu oranda engeller, efendim şudur budur gibi reklamını yapacaksın. İtalyanlar amiyane tabirle çok goygoyucu. İspanyollar amiyane tabirle çok goygoyucu bir millet. Aman efendim şudur budur bilmem nedir. Yani hiç satamayacağı ürün yok o insanların. Yani biraz bizimle, daha abartarak pazarlıyorlar, pazarlamayı biliyorlar. Kesinlikle. Gerçekleri koyacaksın. Sağlığa ne faydası var? Onları ortaya koyacaksın. Ona göre de reklamını, şeyini acayip derece yapacaksın. Ben bir ara şeye bakıyordum Tarım Bakanlığı'nda. Bir 10-12 yıl baktım. Fındık konusuna bakıyordum. Tek kişiydim. O konuya bakın. Bütün mevzuat, kanunu, yönetmeliği, desteklemesi hepsine ben bakıyordum. İşte tabii dış ticaret müsteşarlığıyla, hazine müsteşarlığıyla da toplantılarımız oluyordu. Fındık tanıtım grubu vardı. Ya Çin fındığı bilmiyor diyorlardı. Sene 2002, 2003, 2004'lerden bahsediyorum, 2005'lerden. Ya dedim, hiçbir şey yapamıyorsak, 1 milyar dolar da o zaman fındık tanıtım grubunun fonunda para birikmiş. Fındığı alalım, 50 gramlık iç fındığı, kavrulmuş fındığı, her uçakta, Çin'e giden uçakta, Çinlilerin olduğu şeyde, herkese kumanyanın yanında birer tane dağıtalım. Yapamaz mıyız bunu? Ya dediler, yapabiliriz. Ondan sonra yaptılar mesela. Ya bu damak tadını yerleştirmeliyle ilgili. Doğru. Ürünü bir kere sunmak ve tattırmak önemli değil mi? Tabii. Ben Güney Amerika'daki bilmem ne ürünü gelmezse buraya nereden bileyim? Elbette. Nereden bileyim? Kaju fıstığını 15 sene önce nereden bilirdik? Yoktu. Şimdi kaju fıstığı çerezlerimiz arasına girmiş. En pahalılardan bir tanesi. En pahalılardan bir tanesi. Bu damağı tattırarak olacak şey. Bu tanıtarak olacak şey. Bu seslendirerek, abartarak olacak bir şey. Bu markalaşmayı bizim Anadolu coğrafyası birçok üründe, kirazda, benim soyadım da kiraz, kirazda, efendim incirde, efendim kayısıda, fındıkta, diğer ürünlerde, bunu bizim zeytinyağında, Türk zeytinyağı, Türk inciri, Türk kirazı, kirazın da dünya birincisiyiz biz üretimde. Dünya birincisiyiz. Efendim, Türk kayısısı diye özellikle markalaştırmamız lazım.
markalaştırmamız lazım. Doğru. Orada bir problem oluyor işte. Ürünlerimiz üretiyoruz. Çok renkli, çok böyle fazla çeşidimiz var. Tatları da çok güzel ama markalaştırmak ya da işleyip satmak konusunda gidip biraz sıkıntımız var. Gidip bilmiyor. Adamın damak, evet, damak tadına hiç ağzına almamış ki o ürünü. Doğru. Bir de biz çeşitlendiremiyoruz mesela. Bahsettiğiniz gibi bir meyve öğle yemek var. Bir de onun meyve suyu var. Aynen. Katma değer oluşturdukça, proses yaptıkça tarladan aldığınız, getirdiğiniz ürünü direkt ham şekilde derken direkt birincil ürün şeklinde atıyorum domatesi. Direkt domates olarak satarsınız. 3 liraya onu satarsınız. Salça yaparsınız. Onu satarsınız 6 liraya. Tabii. 1 lira, 2 lira da bunu bir de markalaştırırsanız onu satarsınız 26 liraya. Çok doğru. Şu yumurta fiyatlarını konuşalım istiyorum biraz daha. Vallahi, orada niye öyle bir yüksek seyir var? Oradaki dengelenme de sağlanacak gibi durmuyor. Yumurta fiyatları Irak tarafı özellikle yumurta almaya başladığı zaman bizim yumurtacılar hemen o tarafa yöneliyor. Bazı diğer ülkelere de satışlar yapıyorlar. Yumurta fiyatları neredeyse ikiye katladı. Hı hı. Neredeyse ikiye katladı. Bu çok acı bir durum. Şimdi domateste, elmada aracıları suçluyoruz da bunu burada şey yapmayalım mı? Yumurta protein kaynağımız bizim. Çocuklarımızın protein kaynağı. Niye fahiş bir şekilde artırıyorsunuz? Niye bunu fırsat biliyorsunuz? Yumurtada şöyle bir şeyimiz var, sıkıntımız var Nevi Bey. Yumurta üretiminde ve tavuk eti üretiminde hiçbir sıkıntımız yok. Yurt dışına satıyoruz. Evet. Öyle duyuyoruz. Ama yemde büyük sıkıntılarımız var. Tavuk yeminde kullandığımız ham maddelerde, yem ham maddelerinde %55 oranında dışarıya bağımlıyız. %55 oranında. Mesela soyada %94 oranında dışarıya bağımlıyız. %6 üretiyoruz. Soya, mesela buğday. Buğdayda yine dışarıdan bir miktar alıyoruz. Efendim, diğer protein anlamındaki ham maddelerden dışarıdan alıyoruz. Mısır, 5 milyon tonunu üretiyoruz. 3 milyon tonu dışarıdan alıyoruz gibi. Bazı küspeler, pamuk, çiğdi, pamuğun içindeki çekirdekten, tohumdan bahsediyorum, çiğit diye. Pamuk çiğdi küspesi ve diğer küspelerde, onlar da katılıyor şeyin içine, yemin içine, yem ham maddesi olarak. 20 küsür tane şey katılıyor. Onları büyük oranda, mesela pamuğun %55'ini dışarıdan alıyoruz. Bunun gibi ortalamaya vurursak %55 dışarıya bağımlıyız. Yani dışarıdaki emtia fiyatı dediğim, soya fiyatı, soya fasulyesi fiyatı 350 dolardan atıyorum yine rakamı, 400 dolara çıktığı zaman %15 maliyet artıyor. Hı hı. Ve yurt dışından aldığınız için otomatikman yansıtmak zorunda kalıyorsunuz. Yine aynı şekilde Mısır'da, yine aynı şekilde diğer küsbelerde, diğer yem ham maddelerinde. Bu bağımlılığı, dışarıya bağımlılığı azaltmak için yine geliyoruz, sulanabilir alanları artırmaya geliyoruz. Soya üretimini artırmaya geliyoruz. Hmm. Soya üretimini, pamuk üretimini, sulanabilen şeyleri söyleyeyim izninizle. Yazın sulanabilen endüstri bitkileri, aklıma gelenleri. Pamuk, şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, soya fasulyesi. Bu 5 tane şey. Şimdi şöyle kameradan göstereyim. Pamuk üretimini artırdığınız zaman soya, mısır üretiminden kısmanız gerekiyor. Mısır üretiminden artıracaksanız efendim ayçiçeği üretimini azaltmanız gerekiyor. Çünkü sulayabileceğiniz alan miktarı sınırlı. Biri artarken bunu desteklemeyle de çözebilmeniz mümkün değil. Evet, destekleyeceksiniz. Mısırı, pamuğu fazla desteklerseniz ona yönelir. Diğerlerini bırakır bu defa üretici. Diğerlerinde sıkıntı çekersiniz. O yüzden yine sulanabilir alanların artırılmasına geliyor. Ve yumurtada
Bu yurt dışına yem ham maddesi olarak ithalat anlamında bağımlılığı azalttıkça sektörde yerine oturacaktır. Bir kere daha söyleyeyim Nebi Bey, bir ürün gördüğü fiyatın altını bir miktar görebilir ama o gördüğü fiyatı mutlaka görür ve geçer. Bu ekonominin kuralı. Yani 1 lirayı gördüyse 1 liranın altında artık çok fazla fiyat oluşmaz. Doğru. Çok fazla. Evet. Bir Irak'ta alım sıkıntısı olur, bilmem ne olur. 80 kuruşa, 70 kuruşa birkaç aylığına inebilir ama o bir daha çıktığı zaman 1.2 liraya çıkar. Ve yani böyle sıkıntımız var yumurtada. Ama fırsatçılık var mı? Fırsatçılık var. Aynen demin komisyoncuları söylediğimiz gibi. Onda da Ticaret Bakanlığı, o parti malları belli zaten yumurtada, daha bariz belli. Kaça mal ediyor, kaça satıyor, kaç tane aracıdan geçiyor, markete geliyor. Market kaçtan alıyor, o zincir marketler kaçtan satıyor. O izlensin ve şey yapan varsa, fiyat spekülatörlüğü yapan varsa onlara gerekli cezai müeyyideler uygulansın. Sulama alanlarından bahsettiniz, artırılması gereken alanlardan bahsettiniz. Bunlar daha çok o maliyetleri azaltmak için yani. Maliyetleri de azaltmak için. Tabii. Şeyi tabii. Soracağım, tarım alanları ne durumda bu noktada? Çünkü pek çok tarım alanı galiba atılda bekliyor. 28 milyon hektardan son 18 yıldan beri 23,5 milyon hektara düştü tarım alanımız. Nereye gitti? Uzaya fırlayıp gitmedi. İnşaat yapıldı, arsa yapıldı, bilmem kamu yararı diye bilmem ne yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı. 3,5 milyon hektar, daha fazlası %15 oranında alanımız 27 milyon hektardan 23,5'a düştü. 3,5 milyon hektar alanımız bir daha gelmemek üzere betonlaştı. Bir daha gelmemek üzere tarım dışına çıktı. Ve 2 milyon hektar da şu anda üreticinin ekmediği, çiftçinin ekmediği, üretmediği alan var, atıl alan var. Onu değerlendirecek bir politika uygulamamız lazım. Çok aslında geniş konuşmamız lazım. Miras hukukundan, kırsalda yaşanabilirlikten, diğer desteklerden, hepsinden konuşmamız lazım. Ama vaktimiz sınırlı maalesef. Mesela o miras hukukunda 5000 metrekare altı bölünemiyor değil mi? 5 dönüm altı. O düzenlemenin faydası olmadı mı yani toprakların parçalanmaması? 20 dekanın altı bölünemiyordu. Ruhuna El Fatiha. 3 ay önce, 4 ay önce bir şey yapıldı. Ayrı ayrı da satılabiliyor şimdi. O beş bu zarar veren bir şey yapabiliyor. Peki, tarım alanlarında? Bu daha fazla parçalanmayı da yanında getirecektir. Alanların parçalanması biliyorsunuz. Parçalandıkça ekonomikliği, gelir getiriciliği azalır. Oralar boş bırakılır. O anlamda büyük sıkıntılar oluşur. Burada tarım alanlarını 5,5 milyon hektar sulanabilir alan varlığımız var. Ama sulayabileceğimiz yatırım götürürsek, bu sene sulama yılı ilan edildi Tarım Bakanlığı tarafından. Geçen sene Şura'da özellikle bunu çok büyük savunuculuğunu yapmıştım ben o Şura'da. Şura'ya koyuldu ve Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı bunu Şura kararları olarak. Ve 2,5 katına o sulama yatırımı çıkartıldı ama yetmez. Bunu 2030'a kadar daha fazla 4-5 katına çıkartarak. Neden? 5,5 milyon hektar sulanabilir alan varlığımızı 9-10 milyon hektar alana çıkartmamız lazım ki 2050 yılında 115 milyon olan nüfusumuz, olacak olan nüfusumuzu besleyebilecek potansiyeli elde edebilelim. Bunu da 2030 yılına kadar yapabilmemiz lazım. Kırsalda yaşanabilirliği artırmamız lazım. O insanlara destek vermemiz lazım. SGK primlerini ödememiz lazım. Efendim, o insanları orada tutacak politikaları yapmamız lazım. Bir sürü şey var. Bu politikayı gerçekleştirebilecek bizde potansiyel var. Bizde dedim, Türkiye'mizde ya. Bizde o potansiyel var. Onu yapabiliriz. Tüm fiyatlarında ayarlamasını, eğer
şeyden bahsetmedik. Çok özür dilerim, vaktimiz kaldı mı? 4 dakikamız var. Üretici birlikleri ve kooperatifleşmeyi artırarak direkt üreticiden nihai tüketiciye bir yolu açarak, o işte hal kanununu değiştirerek, tarımsal üretici birlikleri kanununu değiştirerek, 3163 kooperatifçilik kanununu değiştirerek, direkt pazarlamasının yolunu açarak o fiyatları düşürmemiz ve dengelememiz de hiç zor değil. Hiç zor değil. Bunu yapabilecek şeyimiz var, potansiyelimiz var. Bunu ben sizlerin aracılığıyla yetkililere, yetkili otoriteye, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, yetkili otoriteye bu mesajı iletmek istiyorum. Bunu yapabilecek şeyimiz var. Direkt üreticiden tüketiciye bir pazarlama kanalı açalım. Bunun altyapısını oluşturacak. İlk sene için 300-500 milyon lira bir altyapı şeyini oluşturalım. Ondan sonra gıda enflasyonu anlamında, şey anlamında rahat edelim. Artık o gıda enflasyonu, genel enflasyonu da şey yapmasın, tetiklemesin, etkilemesin. Tarım kredi kooperatifleri var ama yeterli değil galiba, değil mi? Yani yeterli değil. Şimdi Antalya'da 5000 tane üreticinin oluşturduğu bir üretici birliği, domates üretici birliği getirsin, direkt Ankara'da ürününü pazarlayabilsin. Burada aracı olmadan üretici birliklerine Gölbaşı'nda bir depolama yeri oluşturursun. Domates üretici birliğinin deposu ayrı olsun, yan yana. Elmasının ayrı olsun, bilmem ne. Devlet yapsın onu. Gerekirse belediyelere görev versin. Belediye de tarım anlamında çok iddialı geldiler ama maalesef bir şey yapamadılar. Belediyelere yetki verilsin, o depolar yapılsın. O Antalya'daki 5000 kişilik üretici birliği domatesini getirsin. Burada pazarcısına da şey yapsın, marketçisine de pazarlasın. Bu yapılabilecek olaylar. Kolay olaylar. Doğru Sayın Kiraz. Bir de işin uzmanından dinleyip de bunları düşününce çok da zor olmadığını... Çok da zor değil. Hiç zor değil. Anlıyoruz, imkansız insan. Ama ben demiyorum ki %100'ünü böyle yapalım. Fiyat ayarlayabilecek %20 ile 30 arasındaki tüm Türkiye'deki domates ticareti varsa, elma ticareti varsa ki var, o ticaretin miktarı da belli. Onun %20 ile 30 arasındaki olayı kooperatif ve birlikler yapsın ki fiyatları dengelesin. Bunları yaparsak hem nüfus artışına karşı hamlemiz olacak, önlemimiz olacak. Hem de kuraklığa karşı ya da diğer sorunlara karşı, enflasyona karşı bir önlem almış da olacağız. Aynen. Bilinçli tarım yine öne çıkıyor tabii. Son olarak bunu söyleyebiliriz. Süremiz sona erdi. Son sözünüz varsa alayım. Sonra ben size teşekkür ediyorum sizlere beni konuk ettiğiniz için. Bu gıda fiyatlarıyla ilgili yapabileceğimiz çok şey var. Onları çağırsınlar, bizleri de çağırsınlar, anlatalım. Ticaret Bakanlığı da çağırsın, Cumhurbaşkanlığımızdaki ilgili yerler de çağırsın, Tarım Bakanlığı da çağırsın. Bunları anlatalım, oturalım, masaya yatıralım. Nasıl çözebileceğiz? Bunları konuşalım, konuşalım. Ve sadece ben vur öldür demiyorum. Bu gereksiz zenginleşmeyi, gereksiz fiyat spekülatörlüğünü, spekülasyonunu, fiyat artırımını yapacak o engellemeyi bizim koymamız lazım. Gerek denetimle, cezai müeyyideyle, gerek kooperatif ve birliklerin pazarlama kanalı açılıp sistemsel yapılaşmayla, bunların hepsini oturalım, konuşalım, bir yol haritası çizelim. 3 ay mı olur, 6 ay mı olur, mevzuatıyla, kanunuyla, efendim diğer kaynak ayırmayla, bunların hepsini yapabilecek potansiyelimiz var. Sayın Kiraz, çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz stüdyomuzdaydı. Konumuz tarımdı. Ve tarımın sorunlarından yine boyuna konuştuk. Fiyat artışları, fiyat dalgalanmaları, rekolte dalgalanmaları derken pek çok konu vardı. Sayın Kiraz bize o konulardan bahsetti. Devam edeceğiz. Fehmi Bey'i uğurluyoruz. Çok kısa bir aramız olacak.